leş haramdır, domuz eti haramdır, kan haramdır. Bir de ma uhille bihi li gayrillah. Allah'tan başkasına uhille edilen şey haramdır. Ama sen buna demişsin ki bir hayvanı Allah'ın adına adman kesmek haramdır. Ama bu ayetin kavramını bu kadar daraltamazsın ki. Bu ayetin kavramı içeriği o kadar geniş ki içine elbette Allah'ın adını anmadan kesilen davar da içine giriyor. Allah'ın yarattığı tabiatı dönüştürülmüş, bozulmuş gedeolu gıda da içine giriyor. Seni senden uzaklaştıracak Cenab-ı Hakk'ın değiştirilmiş. Yani çünkü diyor ki uğayyirine halkallah. İblis diyor ben senin yarattığını değiştireceğim diyor. O da haramdır. Biz bunları anlayamadık. GDO'nun tartışılmasını bile bilmiyoruz. Son zamanlarda da bir Arap dünyasında bir tartışma oldu bununla ilgili. GDO yani kolonlanma meşru mudur? GDO'lu haram mıdır? Artık eskide evet. Şimdi yapay etler giriyor. Daha bunları yiyecekler. Yapay etler geliyor. Yapay et geliyor. Yapay bal geliyor. Bütün bunlar hatta dinledim şaka yolu söylüyor ama çok. Yasaklarla geliyor. Cezalarıyla evet. Geliyor. Tabii ki. Ve işte yani hayvanları öldürecekler. Sen hayvan barındırsan şöyle yapacaklar. Ben de diyorum ki biz de onları durduracağız. Yani tek tek basitçe bizim Mehmet Ali Bulut, işte Murat Urnacı, 3-5 tane rahmani, fıtri kalmış insan. İblisin, zındıkanın üzerinde oyun oynayamadığı, GDO'su çipi takılmamış insan. Ne kadar kalırsa, %9 mu, %10 mu bilmiyorum. Bu kadar insan kalacak ama o grup, işte onların dayanışması, İnşallah. Onların hayırda dirençleri, deccaliyetin oyunlarını bozacak. İnşallah. Bu bitecek. Bu kıyamet kopacak mı? Yani ben sana soruyorum. Kıyamet kopacak İnanıyorum mı? İnanıyorum ben. Ben inancım gereği. Tamam inancım gelecek. Inanıyorum. Peki. Sen bir bilim adamı olarak meseleye baktığında bugün içinde bulunduğumuz şu fizik ortamın ila nihayet devam edebileceğine inanıyor musun? Hayır. Bitti. Ben bunu söylüyorum. İşte o çağın bir sonu geldi. Bunun sembolleri nelerdir? Hazreti Muhammed diyor ki ben ahiret peygamberiyim. Ahiret dönemi. Ahir zaman peygamberiyim. Hatta böyle yapıyor biliyorsun. Bu kadar yakın. Bu kadar yakınım diyor. Yani bitişe bu kadar kalmış. Bu kadar. Bitişe bu kadar kalmış. O bitişe gelmişiz. Müslüman bana diyor ki ay ne oluyor? Ölüyün körü. Kardeşim bir ahir zamandır bu. Bir sona geliniyor. İnanıyorsan bu sona gelecek. Sona gelindiğinde ne olacak? Bize demiş ki. Sen hazır mısın? Yani bir de kıyamet şimdi, geliyor sen hazır mısın? Peygamberim diyor ki konuşmuyor. Yani 3 tane büyük dünya savaşı olacak. Dünya Hadis savaşı. Mi? Yani dünya savaşı da 3 tane büyük dünya savaşı. Hı. Ama bunun 3-4 sonuncu savaş kazma kürek savaşıdır. Hatta sopa savaşıdır. Bu ne demektir? Teknoloji bitecek. Ben ısrarla diyorum ki hatta bunu belki 45 senedir. Bu hadis mi? Son savaş. Tabii ki son savaş taş yani. Taş tüfek şey taşma kazmayla şeyle. Ha yani en son savaş en son savaş şey savaştır. Yani insanın en son savaşı en baştaki gibi. O zaman bu Mehdi, Deccal, Mesih bu yapı yani en son kıyamet önceki son süreçteki savaş bu değil. Hayır. Çünkü bu bunlardan, teknolojik bir şey. Deccal'in elinde teknoloji şimdi var. Şimdi bakın işte ben bunu diyorum. Yani günlerin sonu gelecek mi gelmeyecek mi? Bu günlerin bir sonu var mıdır yok mudur? Bak. Şu hayatın bir sonu var mıdır yok mudur? Kesin şüphesiz. Bu hayatın sonu yaklaştığında peygamberimiz diyor ki bir deccal gelecek. Hı-hı. Önce deccal gelecek. Deccal ne yapacak? Deccal kim? Ne yapacak deccal? Deccal'den ne anlayacağız? Deccal insanı kendi rızasıyla tanrısından, dininden vazgeçmeye ikna edecek bir şahıstır. Tırnak içinde söylüyorum. Hatta şey de var ya hadiste hocam. Önce çıkacak peygamberim diyecek, inanacak, sonra kendini Rab tutacak falan bir süreç var yani. Peki böyle. Bu bugün bilim kendisini Rab kayın etmiyor mu? Tabii. Bugün tanrılık oynamıyor hocam, mu? Hocam metaverse'te içeride sanal tanrılar evet. Oluşturacaklar artık. İşte yani, öldürecek, diriltecek. Şimdi bunları bile bile bir Müslümanın abi ne oluyor ya bu dünyanın sonu mudur? Peygamberimiz haber vermiş. Allah rızası için güneşin batıdan doğması Mesih'in ortaya çıkmasından başka ne olmadı? Ne olmadı? Ben başta diyorum. Bir deccal çıkacak. Bu deccal insanlığı Allah'tan koparacak. Kopmadı mı? Acaba materyalizm hangimizi etkilemedi? Tabii, tabii, tabii. Hangi toplum materyalistlikten, Allah'tan, tabii, dininden, geleneğinden kopmadı? Önüne koyuyorsun artık. Materyalizm. Tabii, tabii. Materyalizm nedir? İnkar-ı uluhiyet. Allah yok. Zaman ebedidir. Böyle dediler. Budur işte. Deccaliyet bu. Çünkü sana kendi rızan ile
dünyayı ve ahiret ahireti ve Allah'ı terk ediyorsun. Dünyayı terk ediyorsun. Hayat dünyadan ibarettir diyorsun. Kim gitmiş gelmiş diyorsun. Demiyor musun? Deccaliyet budur. Efendim Deccal'ın bir gözü kör. Alnında kafir yazıyor, bir eli delik. Evet. Materyalisttir, sekülerdir. Allah bilmez. Bir gözü kördür. Tek dünya hayatını esas alır. Ahiret yoktur. Bir eli deliktir. Ancak israf ile hayatını geçiriyor. Yani içinde bulunduğumuz bu yaşam biçimi, materyalizm, komünizm, liberalizm, içinde izm, yani tanrısızlık fikrini aşılayan her bir şey Deccal'in bir hayat sunumudur. Deccal'in bir yaşam biçimidir. Ve biz gırtlağımıza kadar Deccal'in kucağında oturmuş durumdayız. Bir bunun Deccaliyet olduğunu kabul etmezsek ne Mehdi'yi anlarız ne Mesih'i anlarız. Niye anlamıyoruz? Niye kabul etmiyoruz? Anlayamıyoruz yani çünkü Cenab-ı Hakk'ın... 2 milyara dayanmış... Kusura bakma, işte ahir zaman fitnesi dediğimiz şey budur. Ama bunu niye anlamamış insanı? Ahir zaman fitnesi işte budur. Ya bu, yani bunu anlayabilmek, ana anlasan. Şimdi mesela diyelim ki Yahudiler tam 2000 yıl boyunca Mesih'i beklediler. Mesih geldi, ne yaptılar? Ne yaptılar? Taşladılar, çarmıha girdiler ya. Niye görmüyorsun yani? Öldürmeye çalıştılar. Yani Deccal şey dediler, bu Deccal'dır dediler Mesih'e. Mesih'i çarmıha gerdiler. Tam Mesih'i yapmadılar. Tabii ki Hazreti İsa'yı çarmıha gerdiler ama bir adamı çarmıha gerdiler yani. Ya İslam'da o yok ama onlar öyle inanıyorlar. Evet. Yani neticede bekleyen beklediğinin tersini. Şimdi İslam dünyasında hala Mehdi bekleniyor. Mehdi çıkacak. Çıktı bile bir sürü hocam. 500 tane bilmiyorum. Mehdi var şu anda. Şimdi ben neden? Çünkü gerçek anlamda bunun ne olduğunu tam bilmiyorlar. Bakın diyorum ki Deccal insanların dinden çıkmasını, Allah'ı reddetmesini, Allah'ı inkar etmesini ve Allahsız bir dünya düzenine razı olmalarını sağlayan şeydir Deccal. Sen işte buna bir şahs manevi verirsin, Darwin'dir dersin, Marx'tır dersin, efendi Hegel'dir dersin, şu dersin, bu dersin. Çünkü bunların her birisi bu felsefeyi beslediler. Şimdi bu bir sistem olarak anlatılıyor ama bir varlık olarak da bir... Bunun bir temsilcisi var. Vardır. Her ben dönemde bir temsilcisi var. Evet. Her dönemde yani... Orada o süreçte biz görmeyiz belki. Her dönemde bir temsilcisi var. Bana göre bu dönemde neredeyse şey diyeceğim, yani bu 13 kişinin temsilcisi kim? Şu ailelerden mi bahsediyoruz? Evet. Rothschild'ler. Rothschild'ler. Onların şu anda temsilcisi kim? Büyük şey Deccal odur. Babaları. Deccaliyet işte odur. Deccaliyet bu yok oluş sistemini süreç. Yani bu tanrısızlık sistemi devam ettirenler. Ayakta tutanlar. Tanrısızlık düşüncesini, tanrısızlık fikrini ayakta tutanlar, sürdürenler. Deccaliyet budur kardeş. Gerçekten de budur. Öbür zaten fazla zaman kalmadı. Öbür tarafa geçtiğimizde anlayacağız Anya'yı Konya'ya ama Deccaliyet inkar-ı uluhiyet sistemidir. Tanrı yoktur, ahiret yoktur, fikridir. Bunu yayan, bu düşünceyi ayakta tutan felsefe, ruh, şahsi manevi, kişilik. Bu elbette ki her dönemde bu felsefenin bir manevi temsilcisi, bir mümessili vardır. Bu var. Evet, peki Mehdi ne yapacak? Mehdi de bu deccaliyetin, bu deccal operasyonlarının yeryüzüne fitne yaymak için dağılmış olan bu felsefenin, yani Allah'ın severseni İslam dünyasına bakın, yerle bir etti. Hristiyanlık izzetini yok etti. Hristiyanlık alemini bitirdi. Yani bu şey materyalizm. Nereyi bitirmedi? Hangi Hristiyanlık, hangi din, hangi kutsal kendi kutsalını muhafaza edebildi? İşte bunu sağlayanın adı, bu şeyi sağlayan bu deccaliyettir. Deccal'in bir tek Deccal yoktur. Her dönemde onu temsil eden vardır ama hepsi aynı ruh ve aynı felsefedir. 1700'lerin ortalarından başladı. Seküler 1755'te başladı ve bu 1900'lerin başlarından itibaren mücessem bir biçim aldı. Bu da tanrısızlık fikridir. Tanrısızlık. Tanrısızlık ve ahiret fikri yoksunluğu. Dolayısıyla bir de bu son bir dönem şey de arttı hocam. Çok fazla deizm propagandası. İşte bunun her birisi Deccaliyet'in bir sunumudur. Deccaliyet Mekke'ye de girdi, şimdi Medine'ye de girdi, her bire girdi. Ve Deccaliyet kendisini teknoloji ile şey yapıyor, gölgeliyor, sırlıyor. Ben şimdi anlatacağım o meseleyi. Mekke ve Medine'ye girdi dedin ya hocam. Evet. Şimdi biz daha önce yayınlarımızda hani iblis oraya giremez, Deccal oraya giremez, şeytan giremez şeklinde böyle konuşulunca... ayet var diyorlar. Diyorlar ki işte Mekke Medine'ye giremeyecek. Şimdi bazı alimler de diyor ki
giremeyecek başka bir şey, fethedemeyecek başka bir şey. İblis Mekke'yi fethedemez. Yani iblis ve deccaliyet sistemi. Ama giremeyecek derken Yahudiler girdi. Aldılar, yani girdi. Zemzem tavırsı kim yaptı? Aldılar, girmişler. Ama fethedemeyecek, alamayacak anlamında. Bütün sembolleriyle girdiler. Artı, lazım, artı evet. Bütün sembollerle girdikleri gibi oraya gayrimüslim olanlar giremiyordu. Şimdi ağzına kadar Medine, Mekke, yani Amerikalılarla dolu. Kusura bakmayın. Geçtiğimiz sene biz onun yayında gösterdik. Şey yaptılar hocam, Mekke, Medine'de Arap Yarımadası'nda kadılar bayramı yaptılar hocam. Öyle. Şimdi ben diyorum, birinci geldiğinde Deccal gelecek. Bunu peygamber haber vermiştir. Ama sen peygamber bunu haber verdiğin zaman bir takım aklı evveller çıkıyor. Böyle hadis yok. Bu hadis uydurmadır diyor. Bunu yapan düzidir. Bize Mesih ve Mehdi hadislerin tamamını inkar ettirdiler. Zaten şimdi kimse şeye inanmıyor da, yani mümkün olsa Muhammed peygamber bile değildi diyecekler. Hem de Kur'an'a dayandıracaklar. Allah'ın izniyle öyle yapıyorlar. Bir yıl delirli adamlar çıktı. Kur'an da bize yeter, Kur'an bize yeter. Ya Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'in uygulaması olmasa sen neyi ne yapacaksın? Geldiler en basitinden mesela teyemmüm ayeti. Zekat ya da. Teyemmüm ayeti. Teyemmüm ayeti geldiği zaman çıkardılar elbiselerini, kumun içinde debelendiler. Göstermese ne yapacaktı? Yani işte vakit namazları var. Ya işte bak, tam var, kıyamet alameti tam bunlardır işte. Kıyamet alameti dediğimiz, ahir zaman dediğimiz fitne budur. Şunu da engelliyor hocam. Yine Kur'an'a ters düşüyor bir yeter derse. Kur'an'da şey de var. Benim peygamberim ne verirse almış. Alın. Tabii, o zaman alma diyorsun. Evet. Ayeti ters düşüyorsun. Öyle. O bile ters. O bir makam. Çünkü ahir zamanda iki cereyan diyor çok kuvvetlenecek diyor. Bediüzzaman Hazretleri iki cereyan çok kuvvetlenecek diyor. Birisi diyor Hazreti Peygamber'in nübüvvetine saldıracak. Bir tanesi de inkar-ı uluyet sağlayacaktır diyor. İnkar-ı uluyet materyalizm olarak başladı. Çıktı. Başta değil bitiyor. Bitiyor hanım. Deccaliyet son dönemine geldi. Yakında tokat yiyecek. Çok fazla değil. Çünkü Deccal'ın geldiği zaman Deccal'ın Müslümanlardan aldığı şeyi Müslümanlara iade etmek için Mehdiyet hareketi başlayacak. Hangi alanlarda? Bir, din alanında. Din alanında yeni ıslahlar, yeni yaklaşımlar getirecek yani bir düşünce. Sonradan sokularlar düzelecek mi? Yeni bir iman hareketi gelecek. Bunu sağlayan ister kabul etsinler etmesine Bediüzzaman'dır. Ve Bediüzzaman yeni bir anlayış felsefesi getirdi. Ben o yüzden bu zata çok vurgu yapıyorum. Bediüzzaman yeni bir Mehdiyet hareketi başlattı. Yeni bir iman hareketi. Bu bir. İkincisi diyor ki siyaset aleminde gelecek. Siyaset aleminde. Nasıl gelecek? Yani şimdi mesela atıyorum. Menderes'in ezanı kendi aslına döndürmesi bir Mehdiyet hareketi içinde midir değil midir? Evet. Bitti. Ben bak diyorum ki Mehdiyet İslamiyet'ten, İslam'dan alınmış bile verse, evet, o Müslümanlıktan hareketiydi. Alınmış hakların Müslümanlara iade edilmesidir Mehdiyet. Mehdiyet bu şeye girdiği zaman ikinci siyaset alemi bu. Üçüncüsü hayat aleminde asker alemde. Askeri alemde. Siz askerin müfredatını değiştirmedikçe, askerin yaklaşımını yaklaştırmadıktan bu devleti başka yöne taşıyamazsınız. O yüzden bu müfredatın da değiştirmesi lazım. Yani savunma sanayinin gelişmesi. Yani işte. Artı çünkü senden kendi silahını yapma hakkını aldılar. Senden sen kendi madenini işletme hakkını aldılar. Bu başladı şimdi artık. Artık bu tabii işte bu döndü. Başladı. Sihalarla. Tamam. Başka bir yere döndü. Tabii başka bir yere doğru gidiyor. Elhamdülillah daha da gidecek inşallah. Başka. Askeri alanda da bir Mehdi gelecek. Yani sen kendi silahını sen bir Türk mesela 1917'de bütün şeyimiz dağıtıldı. Ordumuz dağıtıldı, silahlarımız toplatıldı. Ondan sonra sana treni yaptırmadılar. Bir tane trencimiz çıktı, bir tane uçakçımız çıktı. Yani bakın Kayseri'de bir uçak fabrikası vardı. Günde 9 tane yılda 9 tane uçak üretiyordu. Eğer o kalsaydı biz bugün 900 tane uçak üretecektik. Evet. Menderes'in eliyle adamı ithal ettiler. Yani tren üzerine çalışmalar yapıldı, arabalar üzerine çalışmalar yapıldı, motorlar üzerine çalışmalar yapıldı. Hepsini durdurdular. Evet. Hepsini yasakladılar. Dolayısıyla da Mehdiyet'in bir alanı da askeri alandır. Askeri alanda da Müslüman'ın kendi silahını üretmesi, Müslüman'ın kendi savunma sanayini üretmesi, yani sağlaması gerekiyor. Bir de en önemlisi yine ekonomide de bir şey yapılması. Bir daha gelmedi. Faizin kaldırılması. Geldi işte bak dördüncüsü hayat aleminde. Hayat aleminin içinde ekonomi yok mudur? Sen burada paranın tamamını bankalarla, faizlerle yönlendiriyorsun. Sen nereye Müslüman?
Dolayısıyla da Mehdiyeti de bu alandaki, bu dört alandaki çabalarla. Yeni faizin alternatifi bir sistem mi kuracak o zaman? Hayır, şu an mesela diyelim ki. Yani zekatın artması gibi bir, yani başka bir sistem ya, gibi. Yani normalde faiz sistemi nedir? Paranın parayla çoğaltılmasıdır. Yani normalde. Ama bugün bir banka sistemi var. Neticede birisinin paraların şuradan oraya gitmesini sağlayacak bir hizmet vermesi lazım. Öyle değil mi? Yani dünya üzerinde paraların transferini sağlayabilecek, emniyet içerisinde yapacak, birisinin bu hizmeti görecek bir şeyler yapması lazım. Şimdi ben bir para taşıma şirketi oluştursam, para taşıma şirketi oluştursam, sen gelip paranı güvenliğinizi sağlayarak. Evet, güven sağlam. Ben bundan bir hisse alsam bu problem midir? Hayır. Ama faiz sistemi bu değil. Değil değil. Faiz kasıtlı bir şekilde yaptığı sistem önce Yahudi böyleydi. İngiliz, özür dilerim, Hristiyan hacılarının paralarını güvenceye almaktı. Evet. Ama iş bambaşka yere İşte nokta. Dolayısıyla da Müslümanların buna belki murabahat edecekleri bir sistem getirecekler. Hmm. Yani Müslümanların ticaretlerini yapabilmeleri ve bu ticareti de dünyaya entegre edebilmeleri lazım. Şimdi ben enerji üretiyorum, elektrik üretiyorum ama sisteme entegre edemiyorum. Bunun manası yok yani. Aynen. Dolayısıyla da yani dünya ile entegrasyonu sağlayacak bir ekonomi yapına, ekonomik yapının oluşturulması lazım. Müslümanlar bunu yaptılar mı? Şeyler katkı, yani katılım bankaları bunun bir çabasıdır veya bir şeydir diyelim, yani bir egzersizi gibi falan olacak. Bu dört alanda, bu dört alanda bir dış, bir açılım yapılacak ve bir karşı hamle gerekecek. Bunların her birisi Deccaliye tarafından durdurulacak. Mehdi çünkü o yüzden Deccal ile baş edemeyecek. Hmm. Şimdi mesela Mesih'in, evet, İsa'nın inişi mesela, ondan sonra geliyor. Bu alanlarda herhangi birisi bir harekete geçtiği zaman şeyi idam ettiler. Bediüzzaman'ı hapislerden çıkartmadılar. Şey, Menderes'i idama götürdüler. Özal'ı öldürmeye kalkıştılar. Neden? Özal'ın yaptığı neydi? Bizi sermaye ile tanıştırdı. Yani İslam şey diyelim, Anadolu coğrafyasını Müslümanları sermaye ile tanıştırdı. Ama öyle tipler çıktı ki o dönemde. Erbakan da o dönem çok sıkıntılar. Efendim? Yaptığı dönemde Sayın Erbakan da çok sıkıntılar. Tabii canım yaşadı. Yani. İşte yani şimdi bunlar siyaset aleminde de çok ciddi. Bu işi siyaset kısmı. Yani siyaset bugün kısmı. Maddeleri açtık ya, o siyaset kısmı. Bu siyaset kısmı. Yani siyaset kısmında, askeri alanda, siyaset şey ekonomik alanda ve dini alanda çok ciddi değişiklikler yapıldı. Bediüzzaman mesela bu ispata yönelik, yani Tanrı'nın varlığı, kainattaki vahidin, tek olan Allah'ın varlığını ispat noktasında ispatlar o kadar çok yaptı ki sonunda dediler ki Said'in bu kadar şüphesi varmış. Halbuki bir seküler çağa doğru gidiyoruz. Yani bu, diyor ki bu zamanın aklı diyor göze inmiştir. Gözü ispat etme, göze ispat etmek gerekiyor ki iman etsin. Dolayısıyla da yani her alanda. Peki son dönem hocam, bu dijitalleşme şimdi hayatımızın içerisinde de bu yaşama, dijital platformların ya da teknolojik gelişmelerin çalışılması, yeni kardeş bilginin ve teknolojinin İslam'a manisi yoktur ki. Tamam, o da bir beşinci bir madde midir yoksa yaşamın içinde midir? Yaşamın içi, hayatın içinde. Şimdi normalde. O da ya, bir adamı çıkıp Instagram'dan daha bambaşka bir şey. Evet. Dünya genelinde yayacak. Şart değil, bunu yapacaksın. Mesela şimdi biz şu an yayın yapıyoruz. Evet. Nerede yapıyoruz? YouTube'da yapıyoruz. Tamam. Şimdi bu sana ait bir şey mi? Değil. Değil. İstediği yerde de kısıyor. İstediği yerde videoyu kapatıyor. Tamam, benim kanalımı biliyorsun hocam. Defalarca. Dolayısıyla bunun da yapılması gerekiyor. Evet. Bunun bir Müslümanın yapması lazım. Evet, bunun olması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Deccal sanki teknoloji bir tek Deccal'ın hakkıdır. Halbuki diyoruz ki bu bir haktır. Teknoloji gelişecektir. Elbette ki eşyanın interneti, dünyayı, hatta mesela Bediüzzaman diyor ki dünyayı bir avuç içine çevireceksin gerçek adaletin sağlanması için. Ne ile bu sağlanacak? Kameralarla sağlanacak, internetle sağlanacak, şunla sağlanacak. Hiç kimsenin yaptığı işten kaçabilme şansı kalmayacak. Günlerin sonunda olacak yapı ama budur. Ama şeye gider mi biraz şimdi? Gider Çin'de tabii. Yok, Çin'de başlayan kötüye şu. Gider. Kötüye taraf var zaten. İşte şeytani tarafa gidebilir o çünkü. Yani 300 küsür milyon da en son sayı ama şu an kaç oldu bilmiyorum. Kameralarla yönetim şekli var. Kardeş. Kontrol puanlama sistemiyle ama bir faşizme doğru götüren bir sistem. İşte bakın diyorum yanlış ki. Yanlış kullanılırsa. Hangi bilgi günahtır? Hangi bilgi kötüdür? Üretilmiş hangi bilgi yanlıştır? İşte DNA mı yanlıştır? O mu yanlış? Sen birisi, nasıl kullandığınla bir ilgili. Kafa kasıtlı bir şekilde üretilen bilgiyi insanın aleyhine, Adem'in aleyhine kullanıyor. Benim söylediğim bu. Ben buraya dikkat çekiyorum. Bu kitaplarla anlatmak istediğim bu. Yani birisi bir simülasyon yapıyor. Sanki bilime karşıyız. Hayır. Sonuna kadar bilimden yapıyoruz. Şey gibiydi hocam. Televizyonu bir dönem
ya bu gavur icadıdır. Evet. Kapatın evinize almayın mevzusundan. Evet, evet tam bu. Halbuki biz orada olmalıyız. Anlatmalıyız evet. Mevzusuna dönüyoruz. Şimdi ne oldu? Bu anlatılan birçok insan Ali Hoca YouTube'da çıkmıyor. Niye? Evet. Burada anlatmamız lazım evet. diyorlar. İşte demek ki başında yanlış yapıldı. Tabii ki. Ne oldu? Tabii ki. Medya, filmler, o Yeşilçam'dan başlayan süreçler, yanlış anlatılan i̇şte sinemalarla bundan dolayı İslam meydan geriye boş bırakıldı. Bırakıldı o dönem işte. Hayır İslam geriye bırakıldı. Yani matbaa 400 yıl gecikti ya. 400 yıl matbaayı buraya sokturmadılar. Şimdi bu İslam'ın hayrına mıdır? İslam bunu mu istiyor yani? İslam diyorum, İslam doğru anlaşılmadığı için bu böyledir. Ben mesela işte çocukların eline şey vermeyin. Allah şahidimdir 40 yıldır diyorum ki tabii. çocuklarınızın elinden tableti almayın. Çocuklarınızın elinden bilgisayarı almayın. Telefonu almayın. Ona onu nasıl kullanacağını öğretin. Sen çocuğun elinden başta çocukluğunda cevap vermiyorsun. Ama bir tane cevap var hocam. Bill Gates'in cevabı. Evet. Okudunuz mu? Bill Gates diyor ki şimdi Bill Gates dediğimiz adam şunların babasını yapan evet. adam. Yani ilk Microsoft'la başlayan süreci bunun kodunu yazan adam. Evet. Soruyorlar. Diyorlar ki işte tablet verir yeni nesil işte Z kuşağından bahsediyor. Bakın bunlar sosyal hayattan kopuklar. Anne babaya asi falan. Böyle bir süreçte anlattılar. Sordular ona. Dedi ki ben çocuklarıma tablet ve telefon vermiyorum. Dediler, nasıl vermiyorsun? Ben dedi o kaç bir yaşta söyledi. 15 mi 16 mı? Ondan sonra vereceğim telefonu. Tamam. Şunu dedi. Ya zaten dedi biz dedi bunu onun söylediği şeyi mealen söylüyorum. Bilgisayarı gösterdi. Biz bunu zaten en geri zekalının anlayacağı ve kullanacağı şekilde yaptık. Dolayısıyla ben bu kadar süre içerisinde dünyayı tanısın, kendini geliştirsin, bilimi ve teknolojiyi araştırsın, kendini geliştirsin diye ben bunları monotonlaştırmak için vermiyorum. 15-16 yaşında zaten 2 ayda telefon, bilgisayar kullanmayı öğrenir dedi. Peki, şimdi biz bunu kullanmayı... Biz 2-3 aylık çocuğa veriyoruz. Anladım. Demek istiyorum. Peki, sen bunu kullanmaya kalkıştığında 100 tane kanaldan kaç tanesi doğru bilgi veriyor? İşte kaç tanesi haklı? Ayrımı yapamıyoruz. İşte tamam işte. Bu işte benim söylediğim bu. Bilginin, bu aletin kendisi günah mesela değil. Şu an anneler de bunu artık kontrol edemediği için çocuk hangi siteye giriyor, ne yapıyor, kendi terbiye etmiyor artık. Bu terbiye i̇şte ediyor çocuğu. Ben işte özden diyorum ki çocuğu bu konuda eğitmek lazımdı. Tehlikelidir. Yani bıçak var. Bıçağı eliyle kesiyor musun? Ama burada sen denemiyorsun. Bıçağı eliyle elini kesiyor yani. Evet. Diyorum ki bakın bilginin, teknolojinin bir günahı yoktur. Birileri bunu kasıtlı bir şekilde iblis hesabına, birisi şeytan hesabına bunu insanlığın aleyhine kullanıyor. Benim söylediğim bu. O yüzden çocuklarımıza bunları doğru kullanmanın yolunu öğretmemiz lazım. Biz yasaklıyoruz. Biz yasaklıyoruz. Televizyon yasak, internet yasak, şu yasak, bu yasak. Sen artık bir gözünü açtığında işgal edildiğini göreceksin. Memleketin elden gittiğini göreceksin. Zaten böyle oldu. İslam dünyasına bir lokma bir hırka dediler. Şu günahtır, bu günahtır, o günahtır. Tamam, 600 yıldır ben dilenciyim. 600 yıldır ben alttayım. Hiçbir Müslümana yakışacak hal yoktur. Bakın, 1,5 milyar Müslüman 8 milyon bir Yahudi ile baş edemiyor. Cevap neden? Veremiyor. Neden başı demiyor? Çünkü bir lokma bir rıka, dünya fanidir. Böyle yapmıyor. Herkes terakki dünyası. Benim için zillet dünyası. Niye bu olsun? Kınama. Evet. Kınama yapıyor. O açıdan diyorum ki Deccal'e karşı bu dört alanda çok inisiyatif alacağız. Fakat başaramadık. Başladı mı güçlenmesi? Hangisi? Yani görüyor musun? Hepsini. Dört alanın güçlenmesi hepsini. Verildi ben mi? Ben sana şunu söyleyeyim. 2014'ten itibaren Kur'an'dan başka yeryüzünde itibarlı bir kitap kalmadı. Kalmadı. Ne Tevrat ne İncil. Çünkü Cenab-ı Hak açık bir şekilde diyor ki biz bu Kur'an'ı sana ey Muhammed liyuzhirav aleddini kulli bunu diğer bütün dinlerin üstüne çıkarasın diye verdi. Ben koruyacağım diyor zaten değişmeyeceğinin yani, de. Yok yani liyuzhirav aleddini kulli bu 2014-2020 arasında yapıyor. Bu süreçte Kur'an tek kalacak. Çünkü öyle hadiseler gelişiyor ki aynı zamanda o dönemde. Öyle hadiseler gelişecek ki Kur'an'dan başka kendisini akla ispat ettirmiş olan kitap yok. Evet. Hakiki manada ilahidir. Dolayısıyla da Deccal karşısında ilk çıkan Mehdi'dir. Mehdiyettir. Ne dedirler? Yani o diyor ki ben Kur'an'ı söndüreceğim. Bu da çıktı. Ben Kur'an'ın nurunu yeniden parlatacağım. Dedi. Bir karşılaşma olacak. Evet. Ya bir fiilen de bir savaş önce olacak. Önce Deccal yani o fiilen ne kadar olacak? İşte oldu yani. Deccal önce bir hakim olacak değil hakim mi? Hakim oldu. Zaten hakim oldu. Hı. Hakim olduğu için de... Ama mesela, hakim daha olmadı hocam. Ya şimdi nasıl hakim olmadı? Olsa yapmayın biz şu an bu yayını ya. Yapamazdık. Ne hangi yayını en azından ne yapıyorsun? İç kelime de olsa bir şey söyleyebiliyoruz. Ne tamam ona müsaade ettiği kadar söylüyorsun. Tam hakim olsa yapamaz. Demek ki biraz daha var. Vallahi onların dalına bir basayım bak şimdi sana yarın bunu yayınlatmazlar. Hangi kelimeler olduğunu biliyorum ben onların. Yani en az 3 kere 4 kere benim
Şey, hem Instagram'a hem YouTube'u kapattılar yani. Şimdi bakın, biz onların müsaade ettiği kadar konuşuyoruz. Ama yani neticede bir mücadele var. Bak diyorsun ki savunma sistemini geliştirmeye başladık. Ne tavizler karşısında? Tabii. Ne tavizler karşısında şey Ayasofya açtık. Ne tavizler karşısında bakın şey çok özür diliyorum. Menderes Rockefeller ile saklı bir şey yaptı, bir mutabakat yaptı ezan konusunda üzerine gelmesin diye yaş tahtaya bastırdı. Biz Fulbright sistemini kabul ettik. Biz tereyağını bıraktık, margarini aldık. Biz keteni bıraktık, tohumu, şey, pamuğu bıraktık, naylonu aldık. Bu milletin ruhunu kesti bize dayatılan şeyler karşısında. Niye? Rockefeller dedi ki ben sizi desteklerim. Desteklemedi de yani. Bize ilk GDO'lu tohumu Rockefeller verdi. Kolombiya'da çoğalttıkları tohumu getirdiler. GDO'lu buğdayı Anadolu'da ekildi. Bunu biz Menderes zamanında yaptılar. Niye? Menderes bir ezanı serbest bıraktı diye çok ciddi bir şekilde üzerine gelindi. Kendisini sağlama almak için oraya dayandı. Yanlış yere dayattı kendisini. Çünkü öyle yapıyorlar. Şu anda da devam ediyor. Bu mücadelede Mehdi mağlup çıktı. Yani tam başarılı olamadı. O yüzden de Mehdi'ye imdat olarak edecek Mesih devreye girecek. Bu da ne zaman çıkacak? 2027'den itibaren, çünkü ya ehlel kitabi ta'alav ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum ayeti 2027'ye tekabül ediyor. Ha, Ecek'ten mi çıkarttın hocam? 2027'den, ya artık yoruldum bu soruların bana sormasına ya. Nereden çıkartıyorsun? Atıyorum kardeşim. Hadi beni öyle sayın. Estağfurullah hocam. Yok. Şimdi bak, tarih... 2000, işte sana zaman veriyorum. Çıkmasa 2020, gel bana yüzme çıkıyor. 2027 ve sonrasında. 2027 ve sonrasından itibaren Hristiyanlar, İslam Hristiyan dünyası, Hristiyan ümmetinde müthiş bir uyanış başlayacak. Neye doğru başlayacak? Hakikate karşı. Kim bunu başlattı? İki şey. Covid ile Gazze. Dabbetül Arz 2019'a tekabül ediyor. 1441'e tekabül ediyor. Dabbetül Arz. Dabbetül Arz Süleyman'ın iktidarını kırdı. Çünkü asasını kırdı. Yerde tasarlanmış bir yaratık, bunlar bu zındıka komitesi dediğim zındıka komitesini suçüstü yakalattı. Yani bunun kasıtlı bir şekilde bu şeyin Covid'in üretildiğini, onu halledeceği veya onu çözeceği varsayılan veya öyle uydurulan aşın ile insanlığın şeyini keseceklerini, insanlığın yani ipini keseceklerini, bunun batı gördü. Şu anda 400 binin üzerinde onlara karşı şey açılmış, dava açılmış durumdadır. Niçin? Böylece gördüler ki, yani şunu gördüler, bunlar insanlığın hayrına çalışmıyor. Evangelikler Hristiyan ümmetini Yahudilerin uşağı yaptı. Bugün yeryüzünde temel iki problem var. Diyorum ki Arap uyanmadan ve sermayesini ciddi manada İslam'ın emrine vermeden İslam uyanmayacaktır. Aynı şekilde Hristiyan ümmeti uyanmadan da insanlığın başı beladan kurtulamayacaktır. Şimdi geliyorum, o ben sordun. En baştan sordu. Efendim 3. Dünya Savaşı geliyor. Ben size açık söylüyorum. Arz-ı mevudu verin Yahudilere, 3. Dünya Savaşı olmayacaktır. Açık. Tam da onu rüyalarında görecekleri bir programları tamam, bu, için. Rüyalarını şey görecekleri bir şeydir. Demek, toprak vermek demek hocam. Bal gibi alıyorlar. Nereye alacağım? Türkiye'den. Alırlar. Aldılar. Bak şey indiler. Şey indirdiler bizi yani. O depremle hal mı bıraktılar bizi? Dur, daha ne olacağı belli değil ki yani. Ama deprem yeniden yapılabilir, yeni inşa yani yapabilirsiniz. Türkiye neden bir dar almaya başladı? Neden bir savaş hazırlığı yapıyor? Çünkü görüyor, tehlikeyi görüyor. Sınırlarını görüyor. İşte bu çalıştığı projede işte, Arz-ı Mevut tehlikesini görüyor. Evet, Arz-ı Mevut da senden bunu almak istiyorlar yani. İstiyor ayrı, alabilir, alamaz ayrı. Sen tedbir alamazsan olur. Çünkü şeyler var yani, buna vaat edilmiş şeyler var. Efendim Tevrat muharefi. Hayır, Tevrat vaat etmiyor. Kur'an-ı Kerim vaat ediyor. Sımmara'da da Kur'an-ı Kerim bunlara vaat etmiyor ki. Ediyor. Yapmayın. Sımmara'da diyor ki ben size salih kullarıma diyor yani bunları. Sen salih kullarım. Kudüs sende mi? Niye kaybettin? Tamam, Kudüs değil ay, salih kullarım. Cenab-ı Hak annen arda yersu ibadiyat salihun. Ben bu Kudüs'ü salih kullara bırakmışım. Sende midir? 2017'de kaybettin. Demek salih değilsin yani. Tamam, onlar diye onlar salih kullarım. O zaman sende, sen ellerindeyse senden daha iyiler. Şimdi bakın, bir şey daha diyor. Bunları artık anlata anlata
canım sıkılmaya başladı. Millet belli şey zannedecek yani, sanki haşası maşa ben onlardan yanayım. Ya ben Müslümanım elhamdülillah ve derdimden diyorum. Bak diyor ki, İsrailoğullarına bir üstünlük verdik. Bu birkaç yerde geçiyor. Şeye de diyor, Hristiyanlara da diyor, kıyamete kadar kafirlere üstünlük verdik. 55. ayet şey, Ali İmran suresi. Ve cailüllezîne tebaûke, kıyamete kadar kafirler üstün olacaklar diyor Hristiyanlar. Sana da söyle bir şey söylüyor. Müslüman, mümin olarak. Sen bu ikisinden de üstünsün. İn kuntum müminin. Müminsen diyor. Müminsen. Müslümansan değil. Müminsen fasarya. İsrailoğulları şuymuş, Hristiyanlık buymuş, fasarya. Sen eğer iman sahibiysen. Çünkü diyor mesela Nisa suresi 141. Ben hiçbir mümine, kafire yol vermemişim. Ona galip gelsin. Hiçbir mümine galip gelinmez. Ben böyle bir diyor atmadım diyor. Bundan sonra sana, olmayacak demektir bu. Ne zaman? Yani vermediğim demek. Bundan sonra da hiçbir hayır mümin sen galip sana galip demektir. Gelinmez. İster dün, ister bugün, ister yarın. Ama eğer Hristiyan sana galip gelmişse, gelip Haçlı ordularıyla buraları kapatmışsa ki sen 8 yıl şifreli kelime yapmışsan, mümin kelimesi. Evet. Yani sen müminsen kazanırsın. Sana galip yoktur. Ben kezalike nüncil müminin ve kezalike nasrul müminin, biz mümine yardım ederiz. Biz müminin üzerine kafir, hiçbir kafir topluluk müminlere galip gelemez. Ama Müslümanlara galip gelemez demiyor. Öyleyse bizim önce yüreğimizdeki imanı gözden geçirmemiz lazım. O yüzden ben son iki senedir fıtrata dönüş konuşmaları yapıyorum sürekli. Yeniden İslam'a dönüş, yeniden imana dönüş. Neden? Çünkü Meryem suresine dikkatle baktığımız zaman orada fevkalade halleri anlatıyor. Cenab-ı Hak kadir mutlaktır. İstediği zaman istediği şeyi var eder. Varın içinde yoğu, yoğun içinde varı var eder. Çünkü var da yok da onun mülkündedir. Bir anda Şubat içinde yaz, yazın içinde Şubat var eder. Allah mutlak kudret sahibidir. Ama sünnetullahı var etmiştir, usulü var etmiştir. Ta ki insanlar usul içinde yaşayabilsinler. Eğer bilgiyi ve bilimi ve teknolojiyi yaratmasaydı, fakat onun her bir sünnetullahın içerisinde ekstra bir alan var etmemiş olsaydı, ne bir mucize olurdu, ne de bir gelişme olurdu. Peki hocam, özür dilerim hocam. Devam et. Ama şimdi tam şu var. Cenab-ı Hak diyor ki, Meryem'i ben kocasız çocuk sahibi yaptım. Ben Zekeriya'nın karısını kısırken doğurtturdum. Ben İbrahim'i ateşte yakmadım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ben Musa'yı... Hazreti İbrahim'de de öyle. Evet. Ne çocuğu? Ben Musa'yı onu arayan, onu öldürmek için arayan adamın kucağında büyüttüm. Ben İsmail'i bıçak kestirmedim. Ben İdris'i ölümü tattırmadan aldım. Bunlar niye bize anlatıyor Allah? Sebep-sonuç ilişkilerin içerisinde cereyan eden sünnetullahın Allah'ı bağlamadığını gösteriyor. O yüzden diyor ki, yani ben Allah'ım. Bunlar istediğim gibi yaparım. Fakat sünnetullahı da yarattı ki insanlar işlerini görebilsinler. O sünnetullah olmazsa ne zaman yaz gelecek, ne zaman kış gelecek, nereden bileceksin? O sünnetullah olmazsa yarın güneşin kaçta doğacağını nereden bileceksin? Dolayısıyla bu sünnetullah olmak zorundaydı. Aksi takdirde damdan bir taş atıldı mı düşer. Ama her taş düşmeyebilir. Allah uçağı uçuruyor. Çünkü her bir mutlak kanunun içinde delinecek bir nokta vardır. Ateş seni yakmayabilir. Suyu yarayıp iki duvar yapabilirsin. Parmağınla ayı yarabilirsin. Bugün bizim mühendislere yalvarıp duruyorum. Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesi ayı parmağıyla yarmasıdır. Evet, miraca çıkması büyük bir hadisedir. Ama gök halkına miraç ile gösterdi. Yer halkına... Bunlar niye son dönem hocam inkar ediliyor? Kastediliyor işte. Siz bundan ibret almayasınız diye. Ben bunu en az 35-40 sene önce... Edenler şey değil ki, inanmayan kesim değil ki, Müslümanın için. Çünkü Müslümanlık dinden çıktı. Yani Müslümanlar dinden çıktı. Nasıl öyle ayı diyor, öbürü diyor ki yok Miraç diyor, o şuradaydı buraya geçti. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bunlar ahirete iman ettikleri halde dünya hayatını ve konforunu tercih edecekler. Kendi amaçlarını, kendi arzularına uygun bir şey yapacaklar diyor. Kendi amaçlarına, arzularına uygun bir dönüş getirdi. İşte Hazreti İbrahim suresinin 3. ayetidir bu. Bunun makamı 2021 ile 2030'dur. Bu ayetin makamı. Ala kelimesindeki ye'yi işte. Ala kelimesindeki ye'yi 10 sayarsanız 2030 yapıyor.
Bir sayarsanız 2021 yapıyor. 2021'den 2030'a kadar Müslümanlar verecekler. Konfor için dillerini İnşallah. Verecekler. Hocam şu ayeti aslında cevap da vermiş oldu. Evet. Kur'an-ı Kerim'de şey de var ya, hani yine bu bozgunculardan bahsediyor. Mühlet veririz onlara diyor. Evet. İyice azdırırlar her şeyi, abartırlar. Sonra tak bir helak gelir diyor. Yani tabii cümle o helak gelecek tam, mi peki? Evet, bu helak şeyle gelecek. Mesih ile gelecek. İsevilerin içinde yani bir din. Yani yaşta mı yanacak orada? Yaşanma. Allah hangi yaşı yaktık yani? Depremde mi yaşandı? Belada mı yaşandı? Bu bizim yaklaşımımızdır. Hmm. Aklımız ermediği için. Şimdi öyle bakın, anlaşılıyor ya, bir helak gelecek, herkes yanacak bitecek. Öyle bir şey de var. Hak etmeyen yanmaz. Ben sana o kadar söyleyeyim. Hmm. Şimdi bakın, onu nereden biliyoruz? Bu şeyde Saat suresi miydi? Saat suresini karıştırmıyoruz inşallah. Hazreti İbrahim Lut kavmini helak etmeye giden meleklerle tartışır. Bayağı ciddi tartışır. Şey ondan mi, sonra sayı 50 değil, 40 kişi sana inanan olsa falan. Ha yok yok. Ha. Yani burada o yarım bir yan mazlum insan var. ama şey değildi. Saf suresi değildi. Mealen söyleyelim, problem yok. Ha işte tamam, orada diyor ki en son diyor ki ya İbrahim kendini helak etme. Biz o şehirde kaç ev var biliyoruz. Ve hangi evde Müslüman yaşıyor biliyoruz. Bizim gözümüzden kaçmış bir şey yoktur, merak etme diyor. Kimse mazlum değil diyor. O şehri yok edeceğiz, orada mazlum yoktur diyor. Çünkü biz inceledik diyor. Dolayısıyla da bir depremde mazlumlar da ölecek. Hayır. Cenab-ı Hak oraya düşenlerden iman sahiplerinin bedellerini yüksek tutar. Ama insan hak etmemişse düşmez. Dolayısıyla yaş yanmaz. Yanar, yaş gibi görünür. Bizim gözlerimizde zulme uğramıştır. Biz zahir öyle zahirde görürüz. Öyle görürüz. Cenab-ı Hak da onları bizim o zannımız üzerinden hayra tebdil eder. Yani çünkü ahirete inancın varsa orada kim bilir nasıl bir mükafat var. Nasıl bir mükafat verecek? Tabii ki canım, yani işte tam hani bu. Bazen rüya görürüz, kan ter içinde uyanırız ama bir bakıyorsun o rüya unuttun gitti, ama o rüyada nasıldık değil mi? Evet. Belki de öyle, dünya hayatı öyle, bir uyanacaksın hatırlayacaksın bile. Dolayısıyla şey, yaş kuru yok. Şimdi bugünkü çünkü Müslümanları git İstanbul'un Galata Köprüsü üzerinde dur. Elden mikrofonu al. Sor insanlara namaz kılıyor musunuz? Kaçta kaç vardır? Vallahi onu söylemiyorum. Üzülürüz hocam. Üzülürsün de. Yani Müslüman bu. Üzülürüz. %8 çıksın. Ben öpü başıma koyacağım. Şimdi Cenab-ı Hak bir şeyden vazgeçmemiş. Müslüman hocam namaz kılmayı sormayalım. Yani inanıyor musun inanmıyor musun da bile ciddi bir ateist çıkar. O zaman kusura bakma yani Allah da diyor ki kafirin, münkirin bir haddi yok. Eğer diyor Allah'ın katında onların bir değeri olsaydı bir damla su, bir sinek kadar bile istifade edemezlerdi. Aslında insanlık şükretmeli. İman ehli, imanlar sayesinde bu varlığını sürdürüyor, yaşıyorlar. Yani neticede Cenab-ı Hak o bir tane mümin yüzünde 1 milyar insanı yaşatır. Bir tane nefes, temiz nefes yüzünden milyonlarca insanın varlığını sürdürür. Şimdi efendim bu Müslümanlar mazlum durumdalar. Ne alakası var ya? Cenab-ı Hak iki şeyden vazgeçmiyor. Diyor ki وَخَلَفَ خَلْفٌ o Meryem suresinde. Hı hı. Bu güzel insanları, peygamberleri anlattım. Çok güzel yardımda bulundum bunlara. Hepsi ayağa kalktılar. Sonra onların arkasından خَلَفَ خَلْفٌ خَلْفٌ kelimesi, خَلْف kelimesi muhalif de demektir. Onlara aykırı olan da demektir. İşte onların arkasından gelen de demektir. وَخَلَفَ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِينَ Ankebut 31'miş dediğiniz soru mu hocam? Ankebut 31 diyor, hocanın dediği ayet diyor. Biraz önce bulamadık ya ayeti, o mu? Ankebut suresi 31'miş. Hani hangi sure diye şey yaptık ya. Neyse problem değil. Zaten mealen anlattık. وَخَلَفَ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِينَ onlardan sonra bir şey gelir diyor. Bir jenerasyon geldi. اَدَاءُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ شَهَوَاتِ Şimdi ben sana bir soracağım. Bak dinle, burayı iyi dinle. اَدَاءُ السَّلَاةَ Namazı bırakırlar ve nefislerinin konforuna uyarlar. İki tane. Hangisi eksik bu zamanda? Yüzde kaçı bilmem Müslüman olan bu ülkede namaz kılanın sayısı %8. Onlar da benim gibi işte karman çorman bir namaz kılıyorlar. Huzurat bile durduklarını bilmiyorlar. Yani hadi diyelim %3, %5. Namaz kılıyor, bir kulağı da maçta. Evet, kulağı da maçta. Bravo işte. Onu söylüyorum. Dolayısıyla da yani bugün bir zulüm diye bir şey yoktur. Esasında sümme haşa. Biz kendimizi zulmediyoruz hocam. Cenab-ı Hak verdikleri üzerinden bizi muhafaza etseydi. Yani verdikleri üzerinden. Nimetler üzerinden. Verdikleri üzerinden bizi muhafaza etse
Yine o arkadaşlar şimdi bulurlar. Ben eğer her yaptığınızda hemen cezalandırsaydım, yeryüzünde iki ayağı üzerinde dolaşan bir darbe kalmayacaktı diyor. Allah bu kadar merhamet sahibidir. Tabii. Şimdi biz mi hak sahibi olacağız? Çıkıyoruz hutbelerde ve cuma günlerinde, Allah'ım git Filistin'de onları cezalandır. Git Yahudileri öldür. Yahudiler daha önce git Filistinleri öldür demişlerdi Hazreti Musa'ya. Sen ve Allah gidin savaşın. Dediklerinin karşısında Filistinlerdi, biliyor musun? Yani Hazreti Musa'ya ben İsrail gidip sen de gidin Allah gidin savaşın. Orada Calut diye bir adam var. O biz onun karşısına çıkamayız. O bizi mahveder. Sen de Allah gidin savaşın. Boşaltın biz geliriz. Şimdi biz yapıyoruz. Ya Rabbi kahreyle. Kime? İsrail'i kahre etsin. Allah inşallah zaten eder. Allah bilmiyor mu Allah'lığını yani? Sen Allah'a Allah'lığını mı öğreteceksin? Sen önce kendi imanına bak. Sen önce kendi dinine bak. Sen kendin nesin? Kendin ne kadar yapabiliyorsun? Ben bu üç kitabı bunun için yazdım. O kadar canı tutuyor ki şu anda. Bunu beni anlayacaklarına sen kafirsin dediler. Çünkü kendisi gibi bakmıyorum. Niye benim gibi bakmıyorsun? Ya kardeşim diyorum bak, Mehdiyet bu anlama gelir, Deccaliyet bu anlama gelir, efendim Mesih şu anlama gelir. Şimdi sen Hristiyanları bizden üstün mü tutuyorsun? Hayır, ben öyle demiyorum. Resulullah diyor ki Mesih geldiğinde üç şey yapar. Bir, haçı kırar. Yani din halinde değil, bugün tam bir sömürü düzenidir bugünkü Hristiyanlık. Onu tekrar tadil eder. Domuzu öldürür. Acaba domuzu öldürmek, bugün Müslüman anlıyor mu domuzu öldürmenin ne anlama geldiğini? Yemi, yiyeceği, fıtratı, sağlığı, her şeyi yeniden fıtrata dönüştürür, fıtratı esasına dönüştürür. Halbuki biz bugün her şeyin içerisine domuzu katmış durumdayız. Çünkü Adem'i bitirmek istiyor bu namussuz. Bu deccaliyet. Fıtratı bozuyor. Fıtratı bozmaya çalışıyor. Neyle bozuyor? İşte domuzun etiyle, haramı helal kılarak ve meşru çizgileri. Onu zaten iblis diyordu ya, onu senin yarattığını bozacağım. Bozacağım diyor yani. Fıtratı, ekinleri, nesilleri bozar. Ayette de var zaten. Evet. İşte bunları yapıyor, seyrediyor. Ve bunu ama ben Kur'an okuyan muhatap olarak ben bunu anlamıyorum. Söylediğin zaman bunu kardeşle bu böyle dediğin zaman sen mi anladın diyorlar. Yok ben anlamadım. Diyorum ki kardeş devam et. Deccal'ın kucağına oturmuşsun. Kendi halini de İslam zannediyorsun. Kendi halinde Müslümanlık zannediyorsun. Valla ben kendi halimden memnun değilim. Benim bu halim Müslümanlıksa vay Müslümanların haline. Peki hocam şimdi şöyle, hani şimdi anlatıyoruz. Şöyle işte İslam Müslümanlıktan, şu anki süreçten, Orta Doğu'nun durumundan, kıyamet sürecinden. Hep şu da geliyor, biz hani bu projeleri anlatırken, küresel projeler, bir şey anlatıyorsunuz, korkutuyorsunuz. Sonuç ne yapacağız? Ben korkutmuyorum. Yok, bize hani komplo konuları ben anlatılırken. Ben sürekli diyorum ki ben sizin camınıza bakacağım. Mesela, ey Deccal. Burada şu soru geldiğinde mesela Mehmet Ali Bulut buna nasıl cevap veriyor? Biz yarın uyandığımızda elhamdülillah Müslümanım ama öyle yaşamıyor, bu başka bir şey o insanın. Yani imanının güçlü olması anlamında söylüyorum. Yarın ilk işi ne olmalı? Ayağa kalkma anlamında. Namaz kılacağım. Sabah namazını kılacaksın. İki, verilen güneşin doğmasına şükredeceksin. Bunu birisi yapıyor diyeceksin. O saatte. Bu güneşin sana uyması gerek var mı yani? Sana itaat ediyor. Hiç saatini şaşırmıyor. Sonra nimeti verenin kim olduğunu düşüneceksin. O zaman tövbe edersin. Çünkü bir tiryakilik başlayınca اَدَعُوا السَّلَاتُ وَاتَّبَعْ شَهَوَاتِ onlar namazı terk ederler ve nefsin konforunu tercih ederler. Bunların Kur'an şey veriyor. Bunların toparlanabilmesi için diyor ki illellezine tabu. Ben onları feseyul kavna gayya. Onları oyalama kutusuna atacağım. Oyalama kuyusuna atacağım. Oyalanacaklar. Sonra altını çekince cehennemin içini bulacaklar. Feseyul kavna gayya. Ben onları gayya kuyusuna atacağım. Gayya kuyusu nedir? Oyalanma, konfor, iptila, müptelalık, keyifler, hazlar, hedonculuk bilmem. Neyse. Bunun içerisinde kendisini yine de Müslüman sayacak. Yani kendi zevklerine batmış olacak. İşte diyor ki orada, bundan kurtulmak için bir, önce tövbe edeceksin kardeşim. Bu çağın sana samimi, verdiği nasıl tövbesi bir de samimi bir tövbe. Samimi bir tövbe edeceksin. Bu halden, bu halini Müslüman bilmekten, kendi halini mümin ve Müslümana uygun hal zannetmekten tövbe edeceksin. Sonra yeniden iman edeceksin. İllezine tabu. İllezine amenu demiyor ayet. İman önce tövbe edeceksin diyor.
önce yok, o sonra önce tövbe edeceksin diyor. Önce içinde bulunduğun şu hale tövbe edeceksin. İllezine tabu ve amenu. Sonra iman edeceksin. Sonra da amel salih işleyeceksin ki sizi buradan çıkarayım. Biz gayya kuyusu içindeyiz. Hepimiz. Biz en başında bile değiliz. Evet. Gayya kuyusu içindeyiz. Cenab-ı Hak bize izan versin. Ama bütün bunlara rağmen diyorum ki aha bu Müslümanlar. Ha şu müminlerin gayretiyle bu deccaliyeti indireceğiz aşağıya. Ama Mesih'in de imdadıyla. Mesih imdada geldiğinde yani ayrı ayrı giderken Hristiyanlar ve Müslümanlar ayrı ayrı giderken bu zındıka komitesine alt olan bu ümmet ittifak ettiklerinde bu deccaliyeti bitirecekler. Bitirecekler. Tek de fazla orada zaman kalmadı. Yine bir artık tek ümmet olacak. Evet. Yani Hristiyanlarla işte o yüzden, beraber aslında İslam. O zaman Deccal'ın diğer üçüncü vazifesi neydi? Cizye'yi kaldırmak. Cizye'yi kaldırmayı bu Müslümanlar anlamıyorlar. Hristiyan Deccal'ın ile. Değil, Mesih'in mi Cizye'yi kaldırmak? Mesih kaldırmak. Tabii, Mesih Deccal'ı. Deccal dedin de hocam. Olarak. Hayır, Mesih, estağfurullah. Evet. Mesih'in üç temel vazifesi var. Bir, haçı öldürmek, Hristiyanlığı tadil etmek, tevhide yaklaştırmak, Kur'an ile. İkincisi, domuzu öldürmek, yeme içme başta olmak üzere her türlü gıda üretiminin fıtrata tekrar doğru olana, hak olana dönüştürülmesi. Yani işte şimdi mesela dediğin gibi efendim yapay et geliyor da hayvanları öldüreceksin de müsaade edilmeyecek. Yapamayacaklar. Allah'ın izniyle.